Merhabalar herkese. Merhaba. Bir süredir Instagram üzerinden bizi takip eden arkadaşlarımız biliyor gerçi ama bir süredir YouTube üzerine yine fazla düşemedik. Hani bir miktar pandeminin etkisi oldu. İşte bir miktar sanayideki durgunluklar oldu vesaire. Fakat bu süre zarfında tabii güzel gelişmeler de oldu. Aracımızı gördüğünüz gibi boyasını tamamlattık bu süre zarfında. Birazcık sürpriz olacak sizin için de. Çünkü daha önceden bu otomobille ilgili YouTube'da bir paylaşıma pek girmemiştik. Bir elimizde şu anda bir BMW E9'umuz var. 1972 model. Öncelikle birazcık hikayesinden bahsetsin bize Can. Ardından ne gibi işlemler yapıldı ve yapılacak onlar hakkında konuşmaya devam edelim. Evet, Hemen şimdi seni kısa dinliyoruz. bir bilgi vereyim. BMW'nin M serisi, efsanevi M serisinin aslında başlangıç otomobili diyebileceğimiz bir otomobil. Çok özel bir otomobil senesine göre. 3 litre, 6 silindir sıralı bir motoru var. Yaklaşık 180 beygir güç veriyor. Yani zamanına göre çok iyi ve hızlı bir otomobil diyebiliriz. İşte büyük frenler, 4 piston frenler var. Eskiden çok kıymeti yoktu ama Evet. şu an bayağı kıymetli, bulunmaz bir otomobil haline geldi. Biz de bunu yaklaşık 2 senedir üzerinde çalışıyoruz ve şu an projeyi sonlandırmaya çok yaklaştık. En önemli kısmı olan kaporta ve boya kısmı bitti. Evet. Boya sonucu da ortada. Yani Durum bu ben şekilde. rengiyle ilgili birazcık şüphelerim vardı. Hani acaba tam olarak oranı tutturulabilecek mi vesaire diye düşünüyorduk. Fakat zaten sen o noktada çok güzel bir hamle yaptın. Hani bu işte BMW AU Otomotiv'deyiz şu anda. Bir oraya danışalım. Orası da bir BMW yetkili servis sonuçta ve ellerinde bu otomobillerle ilgili geçmişe dair hani Renault'dan farklı olarak hani bir önceki videoda zaten söylemiştik. Renault pek geçmişine sadık bir marka değil diye bahsetmiştik. Fakat işler BMW'de öyle değil. Şimdiye kadar üretilmiş olan bütün otomobillerinin parça numaralarıyla beraber işte ellerinde yedek parçaları bulunabiliyor, çeşitli sarf malzemeleri bulunabiliyor. Bununla beraber boya bilgileri de bulunuyor ve gerçekten tam olarak fabrikadan çıktığı halindeki rengi neyse o rengi erişildiğini düşünüyorum ben. Evet, Boya ile ilgili de doğrudur. zaten glasüritten birazcık bahsetmek istiyorduk. İstersen ondan da bir kısa ön bilgi Evet, alalım. daha önce biz bütün boya işlemlerinde dünya çapında kalitesi kanıtlanmış markalarla çalışıyoruz. Daha önce farklı bir marka, yine kaliteli, diğer projelerde kullandığımız markalardan birisiyle çalışmıştık. Fakat renk tonunda astar boyasıydı zaten. Renk tonunda bir soru işaretimiz olmuştu. Bunu çözmek için ve danışmak için hem Glasür Türkiye'den Serhat Hamza Çebi, teşekkür ediyoruz kendisine. Bize çok destek oldu, yardımcı oldu. Hem de BMW AU Otomotiv Nizamettin Bey çok destek oldu. Buraya geldik ve orijinal olması gerektiği renk tonunu burada yakaladık. Orijinal malzemeyle, Alman malı, Glasür boyayla son haline getirmiş olduk, noktayı koyduk. Evet. Bu arada şu anda Mustafa bize yardımcı oluyor çekimler için. Ona da teşekkür ediyoruz videonun başından. O şu anda detayları çekerken bazılarınızın dikkatini çekecektir. Şu anda aracın kaporta ile ilgili ayarlama işlemleri henüz bitmediği için işte kapılarda, kaputta falan boşluklarla ilgili belki gözünüze ilişen detaylar olabilir. Hani o noktada yorumlarda böyle hemen dislike'a yönelik konular açılmasın. Henüz daha kaporta ile ilgili ayarlamalar yapılmadı. Neden? Çünkü araç şu anda tamamıyla bomboş bir halde. Yani boyanmış bir kuru kasa otomobil görüyorsunuz aslında bir nevi. Dolayısıyla kapıların işte kilitleri takılacak, iç aksamları giydirilecek falan. Ondan sonra tekrardan bir ayar işlemi de yapılacak. Şimdi bu aracın kaporta işleri hatır sayılır miktarda uzun sürdü. Evet. Zaten öncesinde bir de aparata bağlandı diye hatırlıyorum Evet, ben. bu otomobil aparata bağlı Yani ihtiyacı özel vardı. nelerden geçti ve neden mesela sadece kaporta ve boya işleminin sona ermesi bile hatır sayılır bir zaman aldı. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oldu projede. Ciddi bir süre kumlama makinamızın aktif hale gelmesini bekledik. Kumlama makinamız geldi, kompresörümüz gelmedi. Onlar bayağı bir süre aldı. Ekipmanı tamamladıktan sonra kumlama işlemlerini yaptık. Kapılar ve işte bagaj kumlama kabini içerisinde kumlandı. Dış kısmın kumlanması için de aparata bağlamamız gerekti otomobili. Aparata bağladığımızda fark ettik ki sol ön şasede yaklaşık 1,5 santimlik ciddi bir yükseklik farkı var. Hani dışarıdan belli olmuyor ama şase yukarıda duruyor. Öncelikle onu düzelttik. Şaseler düzeldi. Ondan sonra tekrar bütün orijinal ölçüler kavuşunca, her şey yerli yerine gelince kumlama işlemleri tamamlandı, temizlik işlemleri tamamlandı.
Ve en son yine Gıda Sürat'in epoksi astarı, 801 seri astarını kullanarak boyazlıklarını tamamlamış olduk. Bundan sonra da işte bir astar boya uygulaması oldu. Başka bir yerde bir boya işlemi yaptık. Fakat orada elde ettiğimiz sonuç kafamızda bir soru işareti yarattı. Diğer bir sıkıntıysa otomobil bize geldiğinde rengi farklıydı. Evet. Metalik gri olduğu için hani elimizde bir kıyaslayacak referans da olmadığı için, sadece internetteki fotoğraflar olduğu için, hani her fotoğrafta da renk tonu farklı olduğu için orijinal tonu yakalamakta bayağı bir sıkıntı çektik. Bir de metalik griden önce bir de kırmızı renkli de boyanmış bu arada. Evet, altından çok boya çıktı. Yani altından çok fazla boya çıktı. Fakat biz şasi numarasından da araştırınca, yani bu otomobilin fabrikadan ilk çıktığı rengi olan Ceylon Gold olarak geçen bu renge tekrardan dönüşümünü bir sağlamış oldu. Bir de motor içi şasiyi temizlerken sen var mıydın yanında hatırlamıyorum. En alttan bu rengi aslında yakalamıştık. Evet evet. Ama tabii renk de kendini belli etmişti. Yani. Evet. Emin olamamıştık. Hatta evet. Bu renk miymiş yoksa belki kırmızı renkli olduğu gibi belki de bir önceki sahibi farklı farklı renklere boyanmış olabilir gibisinden. Bir de bir şehir efsanesi var. Onu da ortaya atayım. Böyle bir evet. Tartışma konusu. Bir söylentiye göre Ajda Pekkan'ın eski otomobili diyorlar. Evet. Söylenmeyen yani, yalancısıyım ben bir şey demiyorum. Evet, sizin de belki bir malumatınız vardır. Yorumlarda belirtirsiniz artık. Yok hayır bu araba değil o başka bir arabaydı vesaire şeklinde. O şekilde de bir söylenti de dolaştı garaja gidip gelen misafirler tarafından. Burada bir lafını geçirmiş olalım. Belki içinizde bilenler çıkacaktır. Veya sonuç itibariyle E9 kasa BMW'ler bizim ülkemizde çok fazla bulunmuyor. Bildiğim kadarıyla iki tane koleksiyonlarda var. İşte trafikte plakalı halde dolaşan da şu anda bir tane var diye ben biliyorum. Ama onun dışında zaten aramızdan arkadaşlarımız çıkacaktır. Bir tane bir arkadaşımızın garajında İstanbul'da yatıyor. O da restorasyona hazır vaziyette ama henüz başlamadı kendisi. Evet. Buradan Arto Bey'e de selamlar olsun. Başka da benim bildiğim yok. Anladım. Peki şimdi ikinci konumuza geçelim. Araba boyadan çıktı ve gördüğümüz kadarıyla gerçekten herhangi bir kusur da yok. Benim gördüğüm kadarıyla çok da güzel işçilik çıkarmış İsmail ustamız. Sağ olsun. Boya aşamasından sonra şimdi ne şekilde devam edeceğiz? Şimdi bu otomobil burada yatıyor. Tabii bu otomobil burada yatıyor olması projenin durgun halde olduğu anlamına gelmiyor. Şu an garajda mekanik kısmın revizyonuna devam ediyoruz. Neler yapılıyor? Fren kaliperleri komple kumlandı. Bunlar önümüzdeki süreçte komple dağıtılacak, temizlenecek ve galvaniz kaplamaya gidecek. Sıfır fabrikasyon fren kaliperlerini elde etmeyi amaçlıyoruz. Daha sonra şanzıman revizyonu yapılıyor bir diğer yandan. Bununla beraber tedarik süreci, işte bir deri numunesi geldi. Orijinal derinin aynı kalitesinde bir deriyle tekrar döşeme yapılacak. Bunun çalışmaları da devam ediyor. Yani küçük detaylara aslına bakarsanız ama büyük zaman alan kısmına geldik. O detayları da tamamlayınca hızlıca bir toplama kısmımız evet, var. Zaten en zevkli kısmı da o bana evet. soracak olursanız. Bir de bu otomobilin diğer otomobillerden ayrı bir özelliği de var. Yani ön çamurluklar mesela sökülebilip takılabilen türde bir çamurluk değil. Dolayısıyla kaporta işlemlerini uzatan noktalardan birisi de oydu. İşte buradaki örnek bir fotoğraf iliştiririm buraya. Şurada bulunması gereken işte krom çıtalar işte yerleştirildi, yeniden bir ayar yapıldı. Evet. İşte aynı şekilde ön panelde de bu şekilde ayarlar yapıldı. Çünkü hepsi birbiriyle bitişik halde tasarlanmış bu otomobilde. Bunu İstanbul'da Ermeni bir usta sanırım daha önce bir çalışma yapmış. Aslında muazzam işçilikle bu öndeki parçaları da imal etmişler. Yani şu an mesela bugün olsa o işçilikle bunları imal edecek bir yer bulmak çok zor. Evet, evet. Biz onun yaptığı şeyler yarım kalmış. Onları tamamladık. Sonuç güzel oldu. Ön panelimiz yurt dışından geldi. Almanya'dan geldi. Evet, o da mesela kaporta işlemleri devam ederken ön panel üzerine çalışılırken işte aracın sahibi Selim Bey sana bir mesaj attı herhalde ön panelin yenisini bulduğuna dair. Evet. Hemen tekrardan. Ya burada şu çıta detayıyla ilgili yaklaşık 2 milim, 1 milim içeriye bir girinti var. O girinti olmadığı için ufak bir fark olacak diye komple ön paneli değiştirelim dedik. İç kısımda boya işlemi tamamlandı. İç kısmında bir ses izolasyonu yapacağız komple. Ondan sonra elektrik sistemi ve döşeme takımı gelecek. Onun üzerine dizmeye başlayacağız. Şimdilik bu kadar. Tamamdır. Bir de son olarak belki kadraja ara ara girmiştir. Kısaca bahsedelim. Arka tarafta bir tane Land Rover Defender görüyorsunuz. O da yine
AU Otomotiv tarafından işte boya işlemleri ve kaportası ile ilgili bazı işlemler yapılmış. O da burada tamamıyla restore edilmiş. Tabii birazcık da böyle resto mod tarzında restore edilmiş diye düşünüyorum. Evet. Çünkü işte farlarında falan birazcık LED teknolojisi kullanılmış galiba. Ben buraya ilk geldiğimde kuru kasaydı bu. Parçalar üstünde bayağı ciddi bir emek var. Çok uğraştılar. Büyük bir kısmı burada yapıldı bu işin. Hı hı. En son boya işlemi bittikten sonra toplama işlemini de burada yaptılar, evet. Ve sonuç gayet güzel. Ya ben ilk kısmını göremedim maalesef ama şu an kapısını açıp içine baktığınız zaman da bile gerçekten sıfır otomobil kokusunu hissedebiliyorsunuz. Evet. Ve gerçekten bu da önemli bir detay. Restore edilmiş bir otomobilde o kokuyu yakalayabildiyseniz eğer gerçekten işinizi iyi yaptığınızı gösteriyor bu. Yani psikolojik olarak da o tamamlanma hissini almış oluyorsunuz. AU Otomotiv'de Abdullah Usta'nın da büyük emekleri oldu bu otomobil üzerinde. Şimdi öncelikle ben şunu sorayım. Can size arabayı getirdi. İşte eski halini zaten biliyorsunuz. İşte izleyiciler için de birkaç tane fotoğraf gireceğim burada ben. Şimdi Can, size otomobili ilk teslim ettiğindeki hali neydi? Ne tür işlemlerden geçti? Ortalama ne kadar sürdü? Bir onun hakkında bir bilgi alalım sizden. Bunu komple sıfırdan takoz. Hı-hı. Yani bu acarın takoz deriz biz. Takozun evet. Paranın komple tesviye edildi. İlaveten işte ilk yerlerine macun çekildi. Tekrar zımpara yapıldı. Astarlandı. İzolasyonlar, terasyonları hiç yoktu. Bunları terasyonlarını hiç yaptık. Maşbelleri, işleri, bagaj içini. Tekrar orijinal rengini araştırdık internetten. Ben Can Bey'e de söyledim zaten. Bu renk alakasız bir renk. Bu arabanın varyantı, yani fazla bir değişik bir boyası yok. Açığı veya koyusu bir herhangi bir renk yok. Direkt bu boya buldum, kendisine ilettim, o şekilde de boyadık. Ki iyi ki de böyle bir araştırma yapmışız çünkü öbür türlü çok evet, yani değişik. Çok güzel bir işçilik olacaktı belki ama renk yanlış olacaktı. Renk yanlış olacaktı. Araç kendini tam olarak gösteremeyecekti. Biz de o şekilde çıktığı için de biz de sevindik. Niye? Ben 97'den beri BMW'deyim. Hep hala BMW. Evet. Zaten ellerinize sağlık. BMW'ler üstüne çalıştıkça ustalar da zaten o noktada hem işlerini daha da severek yapıyorlar hem de hakim oldukları bir marka üzerinde çalışmaları onlar açısından da bizim açımızdan da çok iyi oluyor. Ortaya açıdan evet. Güzel işler çıkıyor. O zamana kadar işte bir klasik araba yapmamıştık. Şimdi onu da yaptık. Evet. O da bize bir ana oldu, iyi oldu. Evet, evet. Ellerinize tercih sağlık oldu. Tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben yeniden bahsedelim. Ha, biraz da diğerinden bahsedelim. Evet. Sonuçta o da burada boyandı. Diğer araç bu sıfırdan. Bu tertemizdi. Yani üzerinde hiçbir şey yoktu. Sıfırdan başladık biz bunu. Nasıl söyleyeyim? Yanmış yani güneş yanığından dolayı. Komple sıfırlandı bu. Kazındı. Hı-hı. Sıfır astara saca kadar indi. Sacı arasında bu onun kaportası komple alüminyum. Evet. Bunda hiç sacı yok. Sadece sar. Alt büyük body. Yani hı-hı. Şase. Komple temizlendi. Zımparası astarlandı. Tespiyesi yapıldı. Sıfırdan boyandı. İçi dışı her şey yeni. Evet. Renk olayında İşte müşteriyle beraber kararımızı verdik. Bunun hı-hı. rengi kiremit rengiydi. Daha hı-hı. farklı bir renkti. Evet. Bu rengi karar verdik, yaptık. Bu da böyle bir güzel bir şey oldu. Evet, evet. Ellerinize sağlık. Gerçekten güzel bir şey. Ben sana birkaç detay göstereyim. Çok gerçekten güzel toplamışlar. Örnek veriyorum, sen şu civatalarımızı hemen hatırlarsın. Evet, evet. Paslanmaz çelik civatalar var. Bunlar mesela... Evet, herkes tercih etmiyor bunları. Basit peki. Detay gibi gözüküyor evet. Ama işi bilen insanların kullandığı malzemelerdir. Bir de yani özellikle şu üst taraftakilerden birazcık bahsedeyim. Yani adetli şekilde aldığınız takdirde öyle bir fatura çıkıyor ki karşınıza bazen bu paslanmaz civatalarda. Yani kim insanlar işte otomobillerini toplarlarken bazen o tutarları görünce işte farklı türde civatalara geçiş yapıyorlar. Tabii o da çok kısa bir süre sonra kendini belli ediyor. Evet. Paslanmaya başlıyor, deform olmaya başlıyor. Şöyle söyleyeyim, bu arabanın içindeki döşemeler dahi komple sıfır. Taban halısı, evet, tavanı, evet. Her şey sıfır. Yani az önce bahsettik zaten. Yani içerisindeki o sıfır kilometre kokusu bile yani showroom'da bir otomobilin kapısını açmış gibi bir hissiyatı oluşturuyor. Videoya yansıtabilsin mi? Evet, yani videoya yansıtabilmeyi çok isterim ama yani sıfır maalesef yani. Kokuyu henüz iletemiyoruz videolarda. Olsun, bizim biz alıyoruz ya, yeter bize. Evet, doğru tabii. Önemli olan burası. Yani bilmiyorum, rakam benim tahminimce bu herhalde araba hariç 200 TL bir para harcadı. Evet. Yani çünkü gördüğün gibi civataların hepsi. Evet, yani evet. Ne kadar civata, tabandaki o koltukların civatası, bir de bu hepsi işte, yeni. 4x4 bir araç, biraz arazi taşıdı. Birçok yeri civatalardan oluşuyor zaten. Aynen. Bir de tabii bu eski, şimdi yeni güncel kurlar
daha da kötü. Tabii, evet. Öyle gözüküyor. Her şey euro bazlı olduğu için. Bir de şey, hani hemen yeri gelmişken belirteyim, işte bazı videolara, postlara hemen şey yapıyor, o kadar parayı araba mı toplanıyor? Hı hı. Yani yapınca oluyor Murat. Yani evet, bir de gerçekten bu yorumları yapmak için de otomobilleri canlı da görmek gerekiyor. Yani uzaktan işte bir otomobile bakıp ya buna bu kadar para mı harcanmış vesaire gibi yani düşünülebiliyor. Evet, konuya hakim olmak ki ben de böyle birisiydim. Sen de öyleydin belki de bu işlere başlamadan önce. Bir otomobil geliyordu, bakıyorduk işte, örnek vereyim işte 100 bin lira para harcandı bu otomobil deyince yani o kadar para mı harcaları, neresine harcandı bu falan diye düşünürken, ama bir otomobili kuru kasa haline getirip işte izolasyonlarını yapıp işte kaportası, yani parayı da geçtim artık sürü olarak bile zaten yani en büyük kısmı o. Yani burada otomobillere gerçekten en basit bir otomobil olarak bile düşünsek belki 10 farklı ustanın emeği oluyor otomobil üzerinde. Ve hani bu da gerçekten paha biçilmez bir şey aslında. Bir de malzeme de malzemeyi de fark evet, ediyor. Evet. Yani mesela burada glasürit kullanılıyor. Olabilecek en iyi boya markalarından, en iyi sistemlerden birisi. Sonucu ortada. Evet. Şimdi bunu daha ucuza da boyatabilirdi belki bu vatandaş ama hem evet, uzun ömürlü olmayacaktı hem şu renk canlılığını yakalayamayacaktı. Ve usta da kötü malzemeyle çalıştığı tabii zaman o da işini çok severek yani yapamayacak. Emeğe boşa gidecek. Yani bu tür faktörler işin içine şimdi girebiliyor. Abdülhamit'e sorsak o da bu malzemeyle çalıştığı için zevk alıyordu, mutludur yani. Tabii. Her şeyden önce insan sağlığına. Evet. Yani su bazlı, yani bildiğimiz suyla, tinerini değil, kokulu değil. Yani insan sağlığa zarar vermiyor. Onun için de BMW'de hep su bazlı. Yani yetkili servislerin çoğu zaten su bazlıya döndü. Ama sanayide hala tinerden. Tabii evet. Örnekleri mevcut yani. Her şehirde kolaylıkla rastlayabiliriz. Şöyle sanayide bir tur attığımız zaman. Onun maliyeti biraz daha düşük ama bence önce sağlık, sağlıktan evet, evet, vazgeçmeyecek. Bu araba yaklaşık bir ay sürdü burada. Hı hı. Sıfırdan olduğu için bayağı bir uğraş verildi. Döşemeye yapıldı. İşte motoru yeniden sıfırdan evet, komple söküldü, yeniden yapıldı. Ya bir ay sürmesinin sebebi de o. Bizde boyada 2 hafta. Evet. Şeyde BMW de aynı şekilde 15 gün sürdü boyası. Evet. Ama dediğim gibi toplaması, işte demin Can Bey'in de söylemiş olduğu gibi her şeyi bir araya getirmek öyle külfiyete de biraz dayanıyor. Artı tabii, biraz da zaman alıyor. Evet. Herkes servis sistemi çalışmadığı için Ahmet Usta getirir, benim işim var. Tabii. Önce bunu yapayım, ondan sonra senin arabanı yapayım. Evet. O şekilde oldu. Yani biraz işe dolayısıyla duygularını da katarak yapması gereken ustalara ihtiyaç oluyor restorasyon işlerinde. Parça işlerden ziyade bütün işlere girmek isteyen. Ben ona katılıyorum. Evet, ben dediğim gibi 97'den beri sırf sadece BMW evet, işime aşığım. O kadar söylüyorum. Evet, yani evet, 51 yaşına geldim, daha hala da çalışıyorum. Yani tabii ortaya çıkan işlerden de belli oluyor. Yani tekrardan yani ellerinize işte sağlık. Şöyle bir şey bitireyim. Hani hedefin ne diye soruyorlar ya, evet, bana soruyorlar özellikle. Hı-hı. Benim hedefim şu standartlarda bir iş yapabilmek. Türkiye şartlarında zor ama mesela bu standartlarda iş yapan yerin de çıktısını görüyorsunuz. Evet, evet. Yani çalışanı ayrı mutlu, çıkan iş ayrı güzel. Hani her şey para değil. Burada mesela insanlar bayağı bir benliğiyle, hevesiyle, isteğiyle bir şeyler katıp ortaya böyle bir sanat eseri çıkarıyorlar diyeyim. Yani evet, araba deyip geçmemek gerekiyor. Hakikaten bir sanat eseri. Her şeyden en güzeli şu, işi yapıp şöyle kenara çekip de böyle bakıp seyretmek. Evet, kesinlikle. Bu arabayı ben becerdim, evet, yaptım evet, demek en büyük gurur budur. Yani bunun parasını boş ver. Para evet, evet, en son. Para her zaman kazanılır, kaybedilir de ama bir amaç, yani bir hizmet var. Senin içinden gelen bir beceri var. Bunu da ben yaptım dediğin zaman onun sevinci başka oluyor. Şimdi zaten Nizamettin Bey'le de sözleştik. BMW'yi bitince yukarıya çekeceğiz. Şöyle güzel bir aile fotoğrafı. Evet, evet. Otomobilin de şöyle bir hatıra fotoğrafını yapıp yukarıda şöyle güzel bir duvara asarız artık. Evet, yani bence de ki kesinlikle yani ben istiyorum. Niye istiyorum? Çünkü toplanmış halini ben internetten araştırdım, buldum. Hatta gri renkli göstermiştim. Evet. Bizim arkadaşlar inanamadı. Sen nereden buldun ya? Nasıl buldun ya? Evin altında teknoloji var. Ara. Evet. Kasayı biliyorsun. Ben yıllardır BMW'deyim. 2002 yani onlardan bile topladım. Evet. Bunu ilk defa gördüm ben. O kadar da sevindim yani. Elimizde buna da değmiş oldu, iyi oldu. Biz o zaman benim sizi kaçırdım. Nizamettin evet, Bey'den isteydim. Beraber toplayalım. Evet. Bizim için de bir zevk oldu. Dediğim gibi yani bir işi yapıp da ortaya koyduktan sonra şöyle bakmak, onun verdiği zevki ben hiçbir şeyden alamıyorum ya. Yani. Doğru. Kesinlikle. Yani biz de zaten o zevkin tadını bir kere alınca insan bırakamıyor da. Yani gerçekten duygusal mesela yaklaşmaya başlıyor. Mustafa'nın da yüzünde o zevkin evet, eseri yani var ama gösteremiyoruz tabii. Tabii şu an kameranın arkasında olduğu için göremiyorsunuz ama o bile bakarken evet, gayet mutlu oluyor. Işte. Evet, evet yani.
Evet, bu kadar. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Genelde bir bilgi vermiş olduk servis hakkında. Aracımız gayet güzel koşullarda, güzel sıcaklıkta burada bir süre daha misafir olacak. Ardından bizim gerekli parçalarımız elimize ulaştıktan sonra tekrardan kendi garajımıza götürüp eksiklerini tamamlayacağız. Ardından tekrardan yollara dönmesini hedefleyeceğiz bakalım. Ben tekrar Nizamettin Bey'e, AV Otomotiv'e, çalışanlara, Abdullah Ustamıza, İsmail Ustamıza ve Gıda Süt Türkiye, Serhat Hamza Çebi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, hepsinin... Onların sayesinde bu hale getirdik. Çok sağ olun, tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarda artık buluşuruz tekrar. Kendinize iyi bakın. Bir de bir şey soracağım abi. Renault 9 kaça mal oldu? Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. 85 bin lira. Tamam, teşekkür ediyoruz. Bir konuya daha açıklık kazandırmış olduk böylece.